halk ile yöneticileri, hocam evet. ifade buyurdu ya, yani o yönetici ve kodaman takımı toplumu yönlendiren, ona yön veren, sevk eden kişileri ayırmak gerekiyor. Sıradan vatandaşlardan çok ciddi manada Avrupa'da da tepkiler var vicdanı evet. olanlardan, ama iş yönetim ve belli bir gücü, serveti elinde bulunduranların çok ciddi bir şey göremiyorsunuz. Ya Ebu Cehil'in hakim olduğu evet. Darun Nedve'de de efendim neydi? Her karar alıyorlardı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a suikast kararı dahil her türlü karar alıyorlardı, eziyorlardı. Ama orada halk vardı. O halkın bir yönetimde, idari erkte bir yetkisi yoktu ki. Evet. Eğer olsaydı durum daha farklı olurdu. Yani bunun için Kur'an-ı Kerim'in mele, mütref, müstekbir, bu kavramları çok önemli. Yani bir toplumun melesi, mütrefi, müstekbiri adam olsa, misal olarak vicdanlı olsa, merhametli olsa, insaflı olsa, adil olsa dünyadaki bu gidişat bu kadar olmaz. Şimdi hocam tabii o mütref, mele, müstekbir, ekabiri, mücrimin tabirler var biliyorsunuz. Mustafa, hani insandan buraya geldik yani konuyu dağıtmam adına. Dağıtmayalım da şimdi tabii halkın da burada şeyi var. Çünkü en azından bir nefret değil mi? Ya elinle ya dilinle veya kalben buğz etmek. Şimdi bu işi alkışlayanlar bile maalesef adı Müslüman olduğu halde şeyi haklı gören şeyler de var. Dolayısıyla halkın da şimdi bakın. Vettekû fitneten lâ tusîbennellezîne zalemû minkum hâssâ değil mi? Sadece zalimlere değil herkese şamil olacak bir fitneye karşı dikkatli olun, sakının. Halkın da bir tavrı lazım. Şimdi Hazreti Ömer ben eğrilirsem beni doğrultun dediği zaman efendim ne dediler? Eğrilirsen seni kılıçlarımızla doğrulturuz. Halkın da bir tavrı olması lazım bu işte değil mi? Aslında onu söyleyenler de hocam yani evet. sahabenin önde gelenleri bunu söylüyorlar. Öyle şey o olarak. Dediğiniz müstekbir evet. kesimde hani biz esas yine şey batıya dayanıyor. Onların sermayesi iktidarıyla o bir takım ülkelerin başındakiler onların desteğiyle ayakta duruyorlar. Hocam Kur'an-ı Kerim'de zaten var ya hani evet. duafa ile müstekbirler yarın kıyamet günü Allah'ın huzurunda yüzleşecek. Evet. Bizi siz sapıttınız diyecekler. Onlar diyecekler hayır biz sapıtmadık. Siz kendi iradenizle geldiniz diyecek. Yani orada halkın da tabii büyük bir vebali var Kur'an'a göre. Çünkü halk ne olursa olsun yani şu anda biz Batı toplumlarını anlıyoruz. Çünkü öteden beri duruşları belli, riyakarlıkları belli, ikiyüzlükleri belli. Fakat bizim esas böyle üzerinde durmamız gereken husus Müslümanların bu kadar kayıtsız kalması, Müslümanların bu kadar meseleye uzaktan seyreder bir tavır sergilemesi. Yani bunu derken yine var, çok güzel vicdanlı insanlar çıkıyor, ediyor ama öyle yerler var ki esas onların harekete geçmesi gerekirken bir bakıyorsunuz ki oranın manevi havasına, iklimine sığınarak hiçbir şey söylemiyorlar. Aslında bu da büyük bir vebal. Şimdi tabii burada yani burada tavır koysunlar, isyan etsinler anlamında değil. Bir mücadelenin bir de şey tarafı da vardı. Daha medeni, insani, çok etkileyici. Şimdi o Alexander Solzhenitsyn diye birisi vardı. Bu Rus şeylerine mektup diye. Orada diyor ki yani diyor sen mesela Gandhi'nin bir şey silahsız şeyi vardır. Mücadelesi vardı. Ella unfiye derler bunu. Şeyin müstekbirin altından halıyı çekme. Şimdi sizin birisi gelse yüz vermeseniz diyor ki şey Alexander ya diyor bu komünizm bu zalimlere karşı yani diyor alkışlamayın diyor. Mesela bu da bir tavırdır. Yüzüne tebessüm göstermeyin. Sırtınızı dönün. Bu suç değil. Yani senin sırtından ayakta kalmasın. Destek olma. Vela terkenu ilerlediğine zalemu değil mi? Evet. Zalimlere meyletmeyin. Bizim sırtımızda taşımayalım. Bir tavır koymak önemlidir. Onun için pasif mukavemet. Ya mesela ekonomik bir savaş değil mi? Ya bilmem ne içmek zorunda mıyız? Bizi silah mı dayıyor bilmem şunu iç bunu ye diye. Ya bir şey var. Senin efendim Müslümanı öldürecek kurşunun parasını sen veriyorsun. Bunu düşünmek lazım. Ekonomik manada da bir tavır var. Evet. Evet dolayısıyla hocam yani insan anlayışı önemli. Evet, evet. Batı'nın insan anlayışının zaten yerlerde süründüğünü evet. son hadise bize gösterdi. İslam'ın insanları insan olma bakımından evet. bir takım temel haklara sahip olduğunu kabul edip bunların dokunulmazlığını bize
övüt diyor. Aslında burada hocam genel anlamda bir Kur'an'da hak kavramı nasıl ele alınmaktadır? Ona da temas etmek lazım. Kerim hocam, bu konuda Kur'an bize ne söyler? Allah'ın da isimlerinden birisidir, haktır. Tabii buyurun önce hocam. Hak kelimesinden başlayalım. Diğer konuları biraz daha anlama babından. Sözlük olarak ahenk, uyum ve uygunluk, pay, hisse, kısmet. Hani bu senin hakkındır, bu değildir şeklinde biz Türkçemize de kullanırız bunu. Hak aslında batılın zıttı. Hak, hukuk çoğulu. Hak, isabet, doğruluk, adalet, hikmet. Allah-u Teala'nın bir ismi de Tirmizi Esma-i Hüsna'yı sayarken bunu da zikretmiştir orada hadis olarak. Esma-i Hüsna'dandır. Allah'ın güzel isimlerindendir. Vacip lizatihidir. Gerçek hakkudur. Yani ben varsam, benim gerçekliğim ortada ise o gerçekliğin esas sahibi Allah Teala'dır. Sadece ona ibadet etmek, yani sadece onun ibadet etme hakkı vardır. Gerçekten var olan odur. Mülkü zahir olmayan hak odur. Şüphe olunmayan hak odur. Uluhiyet, rububiyet onun hakkıdır. Bu anlamda da biz hak din, hak mezhep, bu mesela hak aynı zamanda hüküm, söz vesaire anlamına geliyor. Türkçe'de de biz çok kullanırız. Yani Kur'an'ı kavramların toplumun dinlaşmasında çok büyük etkisi var. Mesela bazı şeyler vardır ki onlar özbe öz Türkçe olmuştur. Arapça Kur'an kavramıdır veya Arapça menşelidir. Mesela bu hak kelimesi üzerinde duralım biraz. İşte benim hakkım buydu. Benim hakkımı vermedin, benim hakkımı yedin, haksızlık yapma, hakkıma tecavüz ettin şeklinde bir sürü bizim kullanımlarımız vardır. Mesela adalet anlamında kullanılmışız, haktan ayrılma. Haktan ayrılma ne demek? Bu işte bir işi yaparken haktan ayrılma arkadaşlar. Hakkı söyle, hakkı söyle. Mesela benim bunda hakkım kaldı, ücret manasında. Mesela doğru. Bu adam haklı. Ne demek bu? Bu adam doğru. Bu adam doğru. Hakka emanet olun. Hakka emanet olun. Miras mesela. Bu benim hakkımdı. Mirastan hakkımdı. Mirastan hakkımı vermedi. Pay manasına. Harcama, emek anlamında da yine kullanılmış. Doğruluk ve benzeri anlamlarda Türkçemizde kullanılmış. Tabii bu anlatımdan sonra Kur'an'a gelirsek, İstersen hocama ver fırsatı. Evet hocam. Çünkü benim önümde bayağı bir notlar var. Notlar var. Orada hak, hocama sorarım hocam. Evet. Kur'an'daki hak kavramının anlam çerçevesi nedir hocam? Tabii buyurun. Kur'an-ı Kerim'de 247 defa bu tekrar edilmiş hak kelimesi. Efendim Allah'ın Esma-ül Hüsna'dan birisi de haktır. وَكُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ Hakkın kaynağı da Allah'tır. Yani Allah bir şeyi düzgün, güzel görürse o doğru olan Allah'ın doğru gördüğü haktır. Doğru görmediği batıldır. Hocam da dedi ya, efendim hak batılın zıttıdır. وَكُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَجَاءَكَ الْبَاطِلِ De ki hak geldi, batıl zahir oldu. Diyelim ki hak aydınlıksa batıl karanlıktır. Ne zaman gider karanlık? Işık yandığı zaman. Işık yanmazsa bak bu ayette doğru anlamak lazım. Biz bunu slogan olarak yazıyoruz. Hak geldi, batıl zahil oldu. Geldi mi gelmedi mi? Evvela batılın zahil olması için hakkın gelmesi lazım. Biz onu getirdik mi? Işığın gelmesi lazım. Lazım tabii. Şimdi bu hakkın, doğrunun kaynağı Allah'tır. Onun da insanlar üzerinde, varlık üzerinde hakkı nedir? Ya bizi yaratan odur. Her şeyi... Efendim yaratıcısı, sebebi vücudumuz olduğuna göre birinci vazife, وَكَدَا رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُ اِلَّا اِيَا Birinci vazifemiz Allah'ı tanımak, değil mi? Onun hakkını vermek ilah olarak. Sonra bizi dünyaya getiren anne babamız filan böyle gidiyor. Birinci derecede hak sahibi Allah'tır. Biliyorsunuz hakların işte şeyinde taksiminde hukukullah, hukukul ibad. Allah'ın hakları, kulların hakları diye de şeye ayrılır. Çok ilginçtir bakın. Allah müstanidir. Allah'ın kimseye ihtiyacı yoktur.
Efendim mesela mirasta şöyle bir hüküm vardır. Biz bunu şeyde Siraciye'de mi nerede bir yerde miras konusunu okurken şöyle biliyorsunuz bir insan öldüğü zaman terikeye taalluk eden şeyler var ya efendim ne olur? Birinci derecede kalan maldan ölen bir insanın bıraktığı maldan teçhiz, tekfin, cenaze masrafları çıkarılır normalde. Sonra borçları ödenir. Sonra vasiyetleri yerine getirilir. Sonra da miras taksim edilir. Şimdi şöyle bir hüküm var. Eğer diyor bir insanın mesela kul hakkı var, bir de Allah hakkı var. Nedir? Bir kula borcu var. Kerim Hoca'ya borcu var birinin. Bir de zenginmiş, hacca gitmemiş. Velillahi alen nasi haccul beyti men istata ileyhi sebila, değil mi? Gücü yetenin Kabe'yi ziyaret etmesi Allah'ın kullar üzerinde hakkıdır. Şimdi o hakkı yerine getirmemiş. Bir de şeye borcu var. Kalan maldan evvela kul hakkı mı ödenir, öteki mi ödenir? Onun için şöyle bir ibare var. Hukukul ibad mukaddem ala hukukillah. Efendim kulların hakkı Allah'ın hakkından önce gelir bu manada. Mal çünkü Allah müstanidir. Yani kul fevkalade, kul hakkı önemli. Biliyorsunuz bir müflis hadisi de var ya, o çok önemlidir. Yani bir insan namaz kılıyor, oruç tutuyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Fakat ona sövmüş, bunun malını yemiş, bilmem şu olmuş, bu olmuş. Kıyamette mahkeme var. Haklar biliyorsunuz mahkemeyle. Dünyada pek adil olmadığı zaman oluyor ama mahkeme-i kübrada öyle haksızlık yok. O zaman ne olacak? Efendim ahirette para da yok verilecek karşı tarafa, mazluma. İşte namazından, orucundan sevapları veriliyor şeye, karşı tarafa. Efendim borcunu ödenmesi için yetmezse onun günahları da buna yükleniyor. Yani hak meselesi, kul hakkı hani yetim, tüy bitmemiş yetimin malı deniyor ya. Onun için kim kulun hakkını yediyse o hakkı taşıyarak efendim oraya huzurullah'a geliyor. Evet. Onun kul hakkı yani evet. Onların hakların şeyini detayına evet, gireriz orada. Evet hocam detaya gireceğiz de evet. Burada aslında şunu bu da... Kur'an'a göre bir hak kavramını şöyle bir karamsar olarak evet. Yani nasıl geçmiş onun üzerine bir duralım. Ondan sonra insan haklarına geçeriz. Yani insan hakkı ne demek? Yani insana neden hak verilmiş? Kim vermiş? Evet. Buna geçeriz inşallah. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de biraz önce hocam buyurdu. 247 bazı kaynaklar 221 olarak geçiyor. Türevlerle birlikte 247 yerde geçiyor. Mekki ayetlerde daha çok kullanıldığı görülüyor. Öncelikle bir kere biraz önce hocam da söyledi. Biraz önce ben de söylemiştim. Allah anlamında. Fezalikumullahu rabbukumul hak. Yunus suresinde işte hak olan Rabbiniz budur. Yani orada Allah anlamında gerçek hak sahibi, hakkın, hakikatin sahibi. Zalike bi ennallahu vel hak. İşte hak olan Allah bu şekildedir şeklinde. Hatta hünalikel velayetü lillahil hak. Yani gerçek dostluk hak olan Allah'ındır. İkincisi Kur'an anlamında kullanılmış. İnna arsalnake bil hakki beşiran ve nezira. Seni hakla, yani Kur'an'la müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Ve huvel hakku musaddikun lima ma'ahum. Kendi nezdinde bulunanları, ehli kitabın nezdinde bulunanları tasdik eden bir haktır o. Kur'an. Nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Üçüncüsü, Hazreti Peygamber anlamında. Yani kullanılmış mesela İsrailoğulları öteden beri bunlar manipüle etmeyi çok severler. Yani yalan uydurmayı veya hakikati gizlemeyi Yahudiler özellikle. Ve tektümül hakka ve entüm te'alemün. Ve la telbisül hakka bil badil. Hakla batıl birbirine karıştırmayın. Niçin hakkı gizliyorsunuz bile bile? Kim burada hak? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Tevrat'ta, İncil'de sıfatları var. Ve ona imana çağırdıkları halde ne yapıyorlar? Onu gizliyorlar. Mesela yine erledin eteynahumul kitabe ya'rifune kema ya'rifun ebnahum ve inne ferigan minhum leyektumun el hak. Kendilerine kitap verdiklerimiz onun hak peygamber olduğunu öz oğulları gibi bilirler ama onlar bile bile yine ne yaparlar? Hakkı yani Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın gerçeğini gizlerler. Dördüncüsü İslam dini. Mesela yine bu hususta ayet var. Ya yunasu kad ca'akumul hak min rabbikum. Yani Rabbinizden hak geldi. İslam dini manasında.
doğru gerçek anlamda İlahi meracukum cemiye vaadallahi hakkı. Allah'ın vaadi haktır. Gerçek anlamda burada, gerçek manasında kullanılıyor. Adalet manasında kullanılıyor. Vel veznü yevmeydinil hak. Bugün hak efendim tartı, hak tartı gerçekleşecek. Vel veznü tartı yevmeydinil hak. Rabbin eftah beynene ve beyne kavmina bil hak. Şuayb aleyhisselam değil mi? Zannedersem. Ya Rabbi benimle, bizimle kavmimiz arasında hakkı hükmeyle, yani adaletle hükmümüzü ver şeklinde tevhid manasına, tevhid belce'ehum bil hak şeklinde şöyle bir şey yapayım, yani maddelendireyim çünkü gerçekten uzun bir şey. Batılın zıttı anlamında, biraz önce hocam onu da ifade etti. Çünkü ve ma halakna semavati vel ardı ve ma beynehuma illa bil hak. Ya biz ancak hak üzere gökle yer arasındakiyle yarattık şeklinde kıyamet günü cihat ve cahidü file hakkı cihadi. Ölüm ve cahid sekretul mevtü bil hak. Gerçek hak ne yaptı? Ölüm serhoşluğu, gerçek hak geldi. Kesin bilgi, inne hâze lehu hakkul yakîn, kesin bilgi anlamında. Beyan anlamında, çocuk anlamında hakkı hatta. Galu beşşernâke bil hak. İbrahim Aleyhisselam'ın melekleri geliyor, sana biz hakkı müjdeliyoruz. Orada aslında çocuğu müjdeliyorlar. Yani İsmail Aleyhisselam'ı müjdeliyorlar. İhtiyaç hakkında, mesela... Ve atikullezî hakkın hakkahu. Değil mi? Her şey. Mâ lenâ fî benâtike min hak. Lûd Aleyhisselam'ın evini çevreliyorlar. Cebrail Aleyhisselam ile Mikail Aleyhisselam Genç suresinde geliyor oraya. İlle bize bunu teslim et diyorlar o şey, kavim. Bunun evet. Üzerine işte ma lena fi benatike min hak. Buyurun diyor kızlarım, belki neseben kızı değil ama ümmetin kadınlarını, hanımlarını kızım olarak vasıflıyor. Onlar da efendim itiraz ediyorlar. Senin kızlarında bizim hakkımız yok. Bizim onlar bu ihtiyacımız evet. Yok. Bize bu misafirleri teslim et şeklinde. Bu şekilde yani bir kullanımları... Evet, Kur'an'da çok çeşitli anlamda çok çeşitli, kullanılan bir çok çeşitli kavram hocam. Var. Hak kavram evet. Değil mi? Bu açıdan evet. Hocam bir de bu çerçevede şu var. Mesela şimdi araya gireceğiz inşallah biraz sonra. Mesela doğuştan gelen haklar bakımından bir de zarurati hamse dediğimiz hocam. Evet. Dinin gönderilişteki temel maksatlar var hocam. Aslında onlara biraz temas edersek o çerçevede inşallah ikinci bölümde evet, insanın sahip olduğu temel haklara temas ederiz. Ali Rıza hocam bu konuda yani orada neler söylersiniz? Şer'iye dedikleri. Evet. Şimdi ondan evvel şöyle bir genel bakın bütün bu detayların şeyinde hak gerçek olan, doğru olan değil mi? Doğru olan kaynağı da bak Allah'dır. Ve kulil hakku min rabbik. Ve halakallahu semavat ve bil hakkı değil mi? Ve li tücza küllü nefsin bime kesebet. Yani şimdi doğru olan biz yerleri ve gökleri bir gerçeklik üzere, bir hak üzere yarattık. Şimdi bu bir toptan bir bu var. Bir de batıl dediğimiz alem tesadüfen kendiliğinden olmuş gibi bir batıl. Bir şeyi Allah'a dayandırmak var. Bir de yaratılışa dayandırmak, bir de tesadüfe dayanmak. Öteki batıldır. Allah'a dayandırdığımız zaman haktır. Şimdi tabii bu insanla ilgili, burada insan hakkı, hayvan hakkı, tabiatın bile, bitkilerin bile bizim üzerimizde hakkı vardır. Yani şu güzel şey kesilmez diyelim ki, bir ağaç kesilmez. Kim böyle insanların istifade ettiği bir ağacı kesse, tepesi üstü cehenneme atılır gibi. Ya da şunu benim ihtiyacım yok diye kırıp atıp atamazsın. Olmaz. Hayvana merhamet, insana. Yani biz sorumlu varız. Herkes, her şey bize emaneti nasıl korumak bir görevse bizim hizmetimize sunulmuş bu alemi korumak da bir görevdir. Hani veli nefsiki aleyke hakkan, veli ehliki aleyke hakkan değil mi? Ve ati külledi hakkın hakkavı. Bak. Senin bedenin senin üzerinde hakkı vardır. Ailenin senin üzerinde hakkı vardır. Komşunun hakkı vardır değil mi? Bak komşu hakları var, başka haklar var. Yakın akraba hakkı, yetim hakkı var. Bilmem haktan ibaret yani. Sorumluluktur bu. Herkesin hakkını vereceksin. Adalet de bunun için vardır.
Eğer bir haksızlık varsa onu telafi etmek için bir de müeyyidesi vardır bunun. Haksızlık zalim de zulüm de vad-u şeyi fi gayri mevdi'i, değil mi? Yersiz, haksız iş yapmaya yapana zalim denir. Yani bunun yola getirmek için hakkın, adaletin bir müeyyidesi vardır. Yani hakta, adalette buluşulur. El-adlu esasül mülk dediği, yani bir mekme hak, efendim bu şeyin esasıdır. Göklerin ve yerlerin sistemi, düzeni hak üzere gittiğin zaman, efendim eğrildiği zaman her şey alt üst olur. Dünyada da bugün problemler... Uyum diyoruz zaten. Evet. Bir adı da evet, bir anlamda yani, uyum hakkın. Evet. İnsanın bir takım haklara sahip olması demek, aynı zamanda bir takım sorumluluklara elbette, da elbette. O sahip dediğiniz, olması o demektir. Makasıdı şeriye tabii. Dediğimiz işte... İnsana hakkı veren kim? Tabii evet. Tabii. İşte orada hıfzül nefis, hıfzül mal, hıfzül din, hıfzül akıl, hıfzül nefis gibi ona önümüzdeki şeyde detaylı gireriz. Yani hayat hakkı nedir? Efendim nesli korumak nedir, dini korumak, aklı korumak bunlar ve müeyyideleri. Yani insan hakları meselesinde bir de bunun tarihi şeyi var, seyri var. Yani ne zaman gündeme gelmiş bu? Efendim işte 1515'te Magna Carta'ya dayandırıyorlar. Biz bunun İslam'da ta efendim peygamberlerle birlikte başladığını, bunları Adem detaylı olarak anlatır. Adem'le başladığını evet. Söyleriz tabii. Şimdi tabii o detaya ikinci şeyde gireriz. İkinci bölümde inşallah. Gireceğiz evet. Hocam inşallah, ama burada tabii önemli olan insanın varoluşsal olarak yani evet. Dünyaya geldiği andan itibaren yaratıcını ona vermiş olduğu bir takım haklar var. Bu hakları hiç kimse iptal edemez. Ana rahminde başlıyor. Ana rahminde başlıyor değil mi? Dolayısıyla bu haklar vesilesiyle de Allah'a karşı sorumlu bir varlıktır elbette. İnsan. İnşallah bunun detaylarını hocam i̇nşallah. İkinci bölümde ele alacağız. Efendim kısa bir aramız var. Aradan sonra tekrar birlikte olacağız.